Herkese selam dostlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Her biriniz fırsattan istifade ederek her birinizin bayramını kutluyorum. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Ve bugün size Bakü'ye gelmeden önce bilmeniz gerekenlerle ilgili bilgi vermek için bu videoyu başlatıyorum. Bakü'yle ilgili planladığımız esas gezi videosundan önce düşündüm ki Bakü'ye gelmeden önce bilmeniz gerekenleri buradan size aktarayım. Çünkü dostlar seyahat öncesi bu bilgileri mutlaka bilmeniz size burada konfor sağlayacak. En esası da burada zorluk yaşamamanızı sağlayacak. Bu arada benim gözden kaçırdığım bir bilgi olursa yorumlarda soru sorabilirsiniz. Yorumlarda soruları cevaplamaya devam edeceğim. Bu videoya kadar Bakü ile ilgili sadece günlük vlog tarzında videolar paylaştım. Kartları şuralara koyarım, bakarsınız. Fakat Bakü ile ilgili esas muhteşem videomuz yakın zamanda gelecek. Şu an arkadaşlarımı bekliyorum. Türkiye'den gelecekler. Arkadaşlarım gelince onları hem gezdireceğim hem gezdirirken de buraları vloglayacağım. Aynı zamanda sizin için de güzel bir içerik çıkmış olacak ve Bakü'yü tam anlamıyla gezip size göstereceğiz. Aslında büyük Bakü videosunu daha önce çekmeyi planlamıştım fakat arkadaşların gelme olayı olunca artık planlar değişti. Düşündüm ki arkadaşlarla gezmek daha eğlenceli olur, daha kapsamlı olur. Hatta onlar da ilk kez gelecek ve buraya ilk kez gelen arkadaşlarımın da Bakü ile ilgili fikirlerini, yorumlarını da öğrenmiş olacağız. Bakalım Bakü ile ilgili ilk izlenimleri ne olacak, son izlenimleri ne olacak? Bir de Bakü'den döndüğümde size bir hediye sözüm vardı. İlk videomda bundan bahsetmiştim. Bunu mutlaka gerçekleştirmek istiyorum. Bakü'den güzel bir hediyeyi alıp sizlerden birinize hediye etmek istiyorum. Bunun için de ayrıca bir vlog çıkaracağım. Hem dükkanları gezeceğim, yani hediyelik dükkanları gezeceğim. Hem Bakü'den döndüğünüzde arkadaşlarınıza, sevdiklerinize, yakınlarınıza neler alabilirsiniz, hangi tür hediyeleri alabilirsiniz hem bir fikir olmuş olacak hem de onların arasından size hediye seçmiş olacağım. Hediyeyi de zaten vlogda görmüş olacaksınız. Daha sonra ise belirleyeceğimiz bir yöntemle o hediyeyi sizlerden birine takdim edeceğim. Bu nedenle videoları kaçırmamaya çalışın. Evet dostlar, Bakü, Azerbaycan sizlerin yani Türk vatandaşlarının kolaylıkla gelip seyahat edebileceği, gezebileceği bir lokasyon. Biliyorsunuz ki artık kimlikle giriş yapabiliyorsunuz ülkeye. Yani pasaporta ihtiyacınız yok. Bu Türk vatandaşlarını kapsayan bir durum. Aynı şekilde Azerbaycan vatandaşları da Türkiye'ye gittiği zaman sadece kimlikle, Azerbaycan kimliğiyle giriş yapabiliyorlar. Ve bunu şahsen denedim. Ne kadar resmi bilgi gelirse gelsin, insanın içinde böyle yurt dışı olunca birazcık tedirginlik oluyor. O yüzden içimdeki o tedirginliği söndürmek için ben bunu birebir denedim. Türkiye'ye giriş yaptığım zaman pasaport kontrolünde yanımda pasaportum olmasına rağmen sadece Azerbaycan kimliğimi gösterdim ve kolaylıkla geçtim. Ha, yanınızda eğer pasaportunuz varsa, daha önceden aldığınız ve süresi hala dolmayan pasaportunuz varsa tabii ki de yanınızda olsun. Bir zararı olmaz sonuçta. Evet dostlar, bir seyahat planlarken ilk önce cebimize bakacağız ve ona uygun bütçe planlaması yapmamız gerekecek. Bakü için ilk olarak konaklama ile ilgili size bilgi vermek istiyorum. Orta hali bir otel istiyorsanız, bütçe dostu bir otel, gecesi 40-50 manat civarında oteller bulabilirsiniz. Biraz daha orta lükse yükselmek istiyorsanız, mesela deniz kenarında tam sahile 0-0 oteller 70-90 arası değişiyor geceliği. Bu bilgiyle yola çıkarak kaç gece kalacaksanız ona göre konaklama bütçenizi ayırabilirsiniz. Yeme içme konusu birazcık değişkenlik gösterebilir. Bunun için çünkü size restoranların fiyatlarını göstermem gerekiyor. O da tabii ki de değişkenlik gösterebilir. Hani ara restoranlar var, lüks restoranlar var, orta hali bütçe dostu restoranlar var, kafeler var. Benim düşünceme göre yeme içme, ulaşım, otobüs, metro, arada taksi kullanarak yaklaşık olarak 5 gün veya 1 hafta için size 600 manat kafi olacaktır. Ekstra harcamaları da katarak bu 100-200 manat ilave edebiliriz müzelere veya ücretli girişli olan yerlere eğer uğrayacaksanız. Yaklaşık yeme içme, konaklama ve müzeler dahil 700-800 manat civarında size gerekecek. Bunu da güncel kurla çarparsınız. Çünkü kur her geçen gün, her geçen hafta değişkenlik gösterebilir. Şu an yanılmıyorsam 1 manat 19 TL civarında. Geleceğiniz zamanı planlayarak o zamanın kuruna göre hareket etmeniz gerek. Bilet fiyatlarına gelince ise bu da değişkenlik gösterebilir. Çünkü her gün değişiyor bilet fiyatları ve size önerim bu olabilir ki gelmeden 1 ay öncesinde biletinizi almış olun. Çünkü planladığınız zamana her geçen gün yaklaştıkça bilet fiyatları daha da yükselecektir. 3-5 gün önceden ucuz bilet bulmanız çok ekstremal bir durum. Çok istisnai bir durum olabilir. Yani birileri biletini iptal etmiş olabilir, ekstradan bir yer açılmış olabilir. O şekilde anca bulabilirsiniz. Ama kendiniz garanti almak için bir hafta,
bir ay öncesinden biletinizi almış olun. Bütçenizi ayırdınız, biletinizi de aldığınızı varsayarak artık seyahat planlamasını yapabiliriz demektir. Gezmeniz, görmeniz gereken yerleri şu an bu videoda söylemeyeceğim. Ana şablon olarak evet söyleyeceğim ama detaya girmeyeceğim çünkü bu videonun konusu değil bu. Detaylı olarak görmeniz gereken yerleri ileriki videolarda çekmiş olacağım. Evet, diyelim ki Haydar Aliyev Havalimanı'na vardınız ve size gereken ilk şey ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? İlk gereken şey taksi olacak. Taksi uygulaması olacak. Bolt uygulamasını mutlaka indiriyorsunuz. Burada çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Fiyatlar ise Türkiye'deki gibi aşırı aşırı pahalı değil. Şehir içi ulaşımda gerçekten çok münasip, çok uygun fiyatlarla karşılaşacaksınız. Biz neredeyse çoğu yere taksiyle gidiyoruz. Uygulamanın ismi Bolt. Bu birçok ülkede var aslında ama maalesef Türkiye'de yok. Farklı uygulamalar da var. Bolt var, Yango var, diğerleri var ama esas olarak Bolt ve Yango kullanılıyor. Ben daha çok demeyeyim, sadece Bolt kullanıyorum. Taksi fiyatları şehir içi 3-5 manat arası değişiyor. Tabii trafik zamanına, saate göre de değişiyor. Trafik zamanına denk gelirseniz biraz daha pahalı olabilir. 7-8 manat civarında olabilir. Kilometre başına fiyat demiyorum. Ben size başlangıç noktadan bitiş noktasına kadar olan mesafenin total olarak ödeyeceğiniz paradan bahsediyorum. Havalimanından ise merkeze, yani otelimize gelecekseniz merkezden tutacaksınız otelinizi diye varsayarak. İlk indiğiniz zaman için 20 manatınızı bir kere taksi için ayırın. Evet, elinizde detaylı Azerbaycan gezi planı olduğunu varsayarak size genel bir tablo çıkaracak olursak gezmeniz gereken yerlerle ilgili İçeri Şehir, Bakü Bulvarı, Dağüstü Park, Kız Kalesi, Filarmonya Bahçesi, Harbi Ganimetler Parkı, işte Ermenilerden geriye kalanlar, ateşgah, müzeler, müzeleri araştırırsınız. Burada hangi önemli müzeler var isterseniz onunla da ilgili video çekerim. Müzeler, camiler, bunlar önemli noktalar. Zaten azıcık araştırma yaparsanız hangi camileri görmeniz gerekiyor, hangi müzeleri görmeniz gerekiyor, bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Evet, geliş mevsiminden bahsedecek olursak benim her zaman vurguladığım şey mutlaka baharda gelin Bakü'ye. Çünkü yazın çok fazla sıcak oluyor. Kışın da soğuk olduğu için zaten biraz sevimsiz bir seyahat olabilir sizin için. Bu yüzden en güzel zaman elbette ki bahar mevsiminde gelmeniz. Ve arkadaşlar mutlaka eğer bahar aylarında gelecekseniz mutlaka Nevruz Bayramı'na denk getirin. Buradaki Nevruz kutlamalarını, Nevruz Festivali'ni yaşamanız gerekiyor. Videoyu buradaki karta bırakacağım. İzleyin, mutlaka ne demek istediğimi anlayacaksınız. Nisan'da gelirseniz zaten her taraf çiçek açmış olacak. Baharın nefesini hissedeceksiniz. Sahil kenarını gezerseniz Bakü'yü laleye bürünmüş olarak göreceksiniz. Lale mevsimine denk gelirsiniz çünkü Nisan'da gelirseniz. Mayıs'ta gelirseniz ise 10 Mayıs'a tesadüf etmenizi öneririm. Çünkü 10 Mayıs'ta Azerbaycan'da muhteşem bir şekilde Gül Bayramı kutlanıyor. Yani bunları neden size söylüyorum? Mart'ta gelecekseniz Nevruz Bayramı'na tesadüf etsin mutlaka. Çünkü gidiş tarihiniz Nevruz Festivali'nin başlama tarihine denk gelirse gerçekten büyük bir talihsizlik yaşamış olursunuz. Çünkü burada muhteşem bir şekilde kutlanıyor Nevruz Bayramı. Yani kısacası gelmeden önce mutlaka tarihlere bakın. Azerbaycan'da hangi bayramlar var, hangi bayramlar ne şekilde kutlanıyor, hangi tarihe tesadüf etmesi gerekiyor sizin gelişiniz ve gidişiniz keza. Bununla ilgili detaylı bir şekilde takvimlere bakın. Takvime göre hareket edin. Uygulamalardan bir diğeri ise Yumiko'dur. Market alışverişinden tutun da teknolojik, elektronik her şeye kadar bu uygulama vasıtasıyla siparişinizi alabilirsiniz ve alışverişinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Yemek Sepeti gibi çok fazla ihtiyaç görülen bir uygulama olarak size Volt uygulamasını önerebilirim. Volt uygulamasından yemek sipariş edebilirsiniz. Evet dostlar, Bakü'ye geldiğinizde mutlaka denemeniz gereken şeylerden birisi çay sofrasını mutlaka denemeniz olacaktır. Bunu öneririm size. Çünkü bizim çay sofralarımız Türkiye'deki çay sofralarından çok farklıdır. Ki zaten duyan gerçekten bizim çay sofralarımıza çok şaşırıyor. Çünkü şekere meydan okuyoruz aslında. Şekerden başka her şey var ama şekere de meydan okuyoruz diyebilirim. Yani reçeller geliyor, pastalar geliyor, işte tatlılar, kurabiyeler vesaire. Bu şekilde bütün masa donatılıyor. Bunu da deneyimlemeden gitmeyin. Zaten birçok kafe, restoranlar bu servisi sağlıyor. Nerede çay içmek istiyorsanız orada mutlaka devamında işte reçeller, pastalar, kurabiyeler vesaire geliyor. Ve son olarak Bakü'de, Azerbaycan'da seyahatiniz sırasında bazı hassas noktalara dokunmamanızı öneriyorum. Bunlar nelerdir? Bunlar Ermeni kelimesidir, Azeri kelimesi. Bu kelimeler can sıkıcı bir etki yaratmış olacaktır. Mümkünse bu kelimelerden uzak durun. Farklı bir sorunuz olursa yorumlarda mutlaka belirtin. Muhakkak ki gözden kaçırdığım bir şey vardır. Söylemediğim, es geçtiğim bir şeyler vardır. Yorumlarda sorunuzu sorarsanız
seve seve cevap vereceğim. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.